Pers hükümdarı Büyük Darius, Atina'yı dize getirmek için hamlesini yapmış ancak başaramamıştı. Maratonovası'nda yedikleri dayak, gerçekten de Persler için büyük bir prestij kaybı. Batı dünyasında maraton muharebesi için dönüm noktasıdır denir, büyük zafer olarak nitelenir. Batı'nın doğuya üstün gelmesi, taçlanması diye adlandırılır. Ancak bu taçlanmadan ne Perslerin ne de Atinalıların haberi vardır. Öncelikle Persler savaşı kaybetmemiş, sadece taktik olarak kötü bir seçim yapmasının sonucunda bir muharebede kötek yemiştir, o kadar. Yani kısmi bir başarısızlığa uğrayarak geri çekildiler ve ilk fırsatta da geri gelmek üzere hazırlık yapmaktadırlar. Atinalılar da aman da ne büyük zafer kazandık diye sevinçten göbek atmamakta, Perslerin yeniden geri geleceği endişesini taşımaktadırlar. Tamam, kendilerine olan özgüvenleri artmıştır, ancak maratonda olan şey Perslerin belinin kırılması değil, bir iki yumruk yiyince ben sana gösteririm ulan deyip elini çenesine tutarak geri çekilmesidir. Ben sana gösteririm olayı da M.Ö. 480 yılında, yani maraton meydan dayağından tam 10 yıl sonra başlayacak. 10 yıl uzun zamandır. Eski aktörler ortadan kalkmış, yeni yüzler kendini göstermiştir. Maraton kahramanı Miltiades, Darius'a gününü göstermek için sefere çıkmış, ayağını kırıp ölmüştür. Darius da M.Ö. 486'da Atinalılardan intikamını alamamış bir şekilde ahiret yolculuğuna çıkıp berzah alemine kavuşmuştur. Yerine de oğlu Serhas geçti. Bu yeni hükümdar Serhas, Darius'un en büyük oğlu değildiyse de Pers İmparatorluğu'nun kurucusu Cyrus'un kızı Atossa'dan olan en büyük oğludur. Yani Darius'un Serhas'tan daha yaşlı olan oğulları vardı da bunların anası Cyrus'un soyundan değildi. Talihlerine küssünlerdi. Gerçi Artabazan adındaki bir tanesi talihine küsmemiş, taht benim hakkım diyerek isyan etmişti ama imparatorluğun kurucusu Cyrus'un ve onun soyundan gelenlerin kredisi çok yüksekti. Artabazan'ın anası ise sıradan bir kadındı. Ve talihsiz Artabazan'ın hiç mi hiç şansı yoktu. Çabucak derdest edildi ve Serhas 4. Pers hükümdarı olarak tahta oturdu. Serhas'ın amacı babasının yarım bıraktığı işi tamamlamak. Şimdi burada Pers İmparatorluğu için yıkıcı etkileri olan bir gelenekten bahsetmek gerek. Pers İmparatorluğu'nun ilk üç imparatoru, Cyrus, onun oğlu Kambis ve Cyrus'un uzaktan kuzeni olan Darius, Fatih hükümdarlar. Ülkeler fethediyorlar, coğrafyaları fethediyorlar. Yani Pers tahtına Fatih bir hükümdarın oturması farz olmuştu, şart olmuştu. Dolayısıyla Serhas'ta da hadi senin cengaverliğini görelim baskısı oluştu. Serhas da ben babamdan daha büyük bir Fatih olacağım, onun yapamadığını yapıp Yunanistan'ı fethedeceğim fikri sabitiyle göreve başladı. İyice hazırlandıktan sonra gidecekti. Babasının yaptığı hatayı yapmayacak, Yunanistan üzerine iyice hazırlandıktan sonra gidecekti. Yunanistan'ı, Atina'yı, şunu bunu yolunun üzerinde kim varsa hepsini parça pinçi gelecekti. Yanında da danışman olarak Sparta'dan sürgün edilmiş olan eski kral Demeratus var. Aslında bu Demeratus iyi adamdı da, hikayesi uzun sormayın şimdi. Siyaset işleri işte. Ayak oyunlarına gitmiş, Sparta'dan kaçmak zorunda bırakılmıştı. Hatırlayın 490 yılındaki maraton muharebesinin gerçekleştiği seferde de Perslere yol gösteren Atina'dan sürgün yemiş olan eski tiran Hippias'tı. Siyaset dediğin şey bayağı zehirli bir sarmaşık. Tutuldun mu kurtulamıyorsun. Pers hükümdarı Serhas tahta çıktıktan 5 yıl sonra M.Ö. 481'de başkent Susa şehrinden yola çıktı. Sivas taraflarındayken de güneş tutulması yaşandı. Serhas'ın danışmanları bunu uğursuzluğa yordu. Eyvah başımıza gelecek var dediler. Meğer geçmişte de Darius bir sefer esnasındayken güneş tutulmuş ve Persler yenilmiş. Tarih tekerrür mü edecekmiş acaba? Korku o. Ama ve lakin Serhas'ın mahiyetinde bulunan Magiler, yani Zerdüşt rahipler, ''Aman efendim korkmayın bundan bir şey çıkmaz, bu bir doğa olayı o kadar.'' dediler de Serhas efendinin yüreğine soğuk su serptiler. Adamcağız ferahladı. Meğer güneş Persleri, ay da Yunanlıları temsil ediyormuş. Güneş ayı tutmuş, artık nasıl tuttuysa. Bu arada Serhas, Perslerin Anadolu'daki merkez şehri olan Sar şehrine ulaşmış ve eyaletlerden gelecek olan askerleri beklemeye başlamıştır. Tabii öyle miskin miskin beklenmiyordur. Pers yöneticiler, mühendisler, müfettişler, Yunanistan güzergahı üzerindeki doğal veya insan yapısı engelleri temizlemekte, seferin lojistik planlamasını ve maddi hazırlıklarını da yapmaktadırlar. Bu işi öylesine mükemmel bir şekilde halletmişlerdi ki, ordunun güzergahı üzerindeki mola yerleri hazırlanmış, gıda stoğu yapılmış, askerlerin tayını hazırlanmıştı. M.Ö. 480'ler gibi erken bir dönem için öylesine inanılmaz bir çalışmaydı ki, tarihçiler Pers bürokratlarının etkili ve verimli çalışmasına hayran olup duruyorlardı. Hala öyle. Bir ordu midelerinin üzerinde yürürdü ve derme çatma bir askeri sistemden ötesine asla geçememiş olan Yunanlılar için bütün bu hazırlıklar doğulu bir despotun kibrinden başka bir şey değildi.
Amerikan sinemasında aktarılan kibirli, kendini beğenmiş, verimsiz Serhas'ın gerçeklikte hiçbir alakası yoktu. Hükümdar Serhas ve bürokratları aslında çok iyi bir plan ve programcıydılar. Tabi Perslerin bu muazzam büyüklükteki sefer hazırlıkları yıllardır sürüyordu ve Yunanlıların gözünden kaçmamıştı. Kaçacak gibi de değildi zaten. On binlerce işçi seferber edilmiş, yol yapıyor, köprü yapıyor, hatta öyle ki donanmanın ilerlemesini kolaylaştırsın, açık denizde fırtınalara yakalanmasın diye kıstaklara, yani yarım adaları ana karaya bağlayan dar kara parçalarına kanal bile kazıyorlardı. Bu kanalların en meşhuru da Aynaroz'un oradaki kanaldı. Serhas Kanalı deniyor buna. Kanalın kazımında iş gücü civardaki Yunan ahaliden sağlanmıştı. Ancak ince ve ustalık gerektiren işler için gereken uzman kadro Anadolu'dan ve Fenike'den getirilmişti. Fenikeliler teknoloji alanında döneminin çok ötesinde bir halk. Ve denilene göre özel bir kanal kazım tekniği geliştirmişler, toprak kaymalarının önüne geçmişlerdi. Bu teknik de şöyle bir şeymiş. Kanalın yüzeye yakın kısmı genişken aşağılara gittikçe kademeli olarak daralıyordu. Bu da toprak kaymalarının önüne geçiyordu. Onu da belli bir hesaplamaya göre, belli bir açıya göre yapıyorlarmış. Artık nasıl yapıyorlarsa. Ve şurası çok ilginç bir detay. Kanal kazımında çalışan işçilerin konforu düşünülmüş. Yatıp kalkacakları yerler hazırlanmış, tayınları verilmiş. Hatta alışveriş yapmaları için agora, yani pazar yerleri bile yapılmış. Bu da demek oluyor ki bu işçilere para ödeniyordu. E hani bu Persler barbardı, şuydu buydu. Çalıştırdığı işçiye bile parasını veriyor adam. Ve ordunun güzergahı üzerinde yiyecek depolanmıştı diyordum ya, alın size başka bir ayrıntı. Yunan askerlerinin tayını ekmekti. Ancak Persler et tüketimini bol bol yapan bir halk. Dolayısıyla Pers askerleri de bol bol et tüketiyorlar. Ve askerin yiyeceği bu et, depolara daha ordu yola çıkmadan getirilip depolanmış. Öylesine çok et depolamışlar ki uzaktan bakanlar bir tepe olduğunu zannediyormuş. Elimdeki kaynağa göre bu etler tuzlanmış ve tütsülenmiş. Bu türden saklanan etler uzun yıllar dayanır. Yani sefer için yapılan hazırlıklara bakılırsa, hali vakti gücü kuvveti yerinde bir imparatorluk askerine el bebek gül bebek bakıyor. Aman aç kalmasın, aman sırtı terlemesin, aman üşütmesin, aman hasta olmasın. O Pers askerlerine anaları öyle bakmamıştır. Halbuki Perslerden önceki ve sonraki medeniyetlerin büyük bir bölümü, bir sefere çıkacağı zaman ordusu ilerledikçe, önüne çıkan tarlayı, bağı, bahçeyi, çekirge sürüsü gibi yağmalar, oradan yer, oradan ziftlenirdi. Tabi bu şekilde ilerleyen bir ordu için en büyük sakınca şuydu. Ya yol üzerinde yiyecek bulunamazsa ne olacaktı? Artık asker birbirini kesip yiyecekti herhalde. Tabii ki Serhas ve Pers yöneticiler böyle bir risk almadılar. Buyurun buradan yakın. Perslerin sefer esnasında kullandığı bir başka hayati malzeme daha. Nedir o? Dağlar dolusu kağıt. Bu adamlar kağıt depolamışlar her yere. Tam bir bürokratik devlet. Her şeyin kaydı tutuluyor. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Ordu içinde sayıları binlerle ifade edilen katipler bulunurmuş. Bunlar her şeyi yazıyorlar, her şeyi kaydediyorlar. E böyle büyük bir ordu için tabii ki inanılmaz bir malzeme tüketimi var, hem de her türden. Ve bunların hepsinin kaydı tutuluyor. Herodot'un ve diğer Yunan yazarlarının şarki bir megalomanya diye adlandırdıkları şey aslında mükemmel bir lojistik faaliyeti. Bu Antik Yunan serisinin daha önceki videolarında belirtmiştim. Dünya imparatorluk nedir Perslerden öğrendi. Ve imparatorluk öyle böbürlenmeyle olmuyordu. Planlamayla, programla, hazırlıkla, lojistikle, organizasyon yetenekleriyle oluyordu. Orduyu saldım çayıra, mevlam kayıra. Böyle diyerek sefere çıkmıyordunuz. Yunanlılar, Perslerin bu sefer öncesi yaptıkları hazırlıklara bakılırsa taş devrinde yaşıyorlardı. Kendi kasabasının 10 kilometre ötesini ele geçirememiş küçük Yunan şehir devletleri, büyük bir imparatorluk organizasyonu nedir anlayamıyorlardı. Uzaylılara bakar gibi bakıyorlardı. Hele Perslerin o Çanakkale Boğazı'nı yaptıkları, savaş gemilerini birbiriyle bağlayarak oluşturdukları köprüye bakın. Muazzam bir şey. Hatta bir değil iki tane köprü yapmışlar bunlar. Toplamda 674 trireme ve bireme kullanılmıştı köprü inşası için. Artık kaç kilometre uzunluğunda halat kullanmışlardı Allah bilir. Ancak halatların toplam ağırlığı en az 100 tonmuş. Bu Çanakkale Boğazı'nı yapılan köprülerden birinin yapım işi Fenikelilere, diğeri de Mısırlılara verilmiş. Gerçi köprüler tam bitmişken şiddetli bir fırtına ile paramparça olunca Herodot'un demesine göre Serhas sinirden çıldırmış ve askerlerine Çanakkale Boğazı sularını kırbaçlamalarını emretmiş. Siniri yatışmamış olacak ki köprüleri yapan mühendisleri de idam ettirmiş. Köprülerin yeniden yapılması işi İyonyalı bir Yunan'a, Harpalus'a verilmiş. Bu Harpalus herhalde köprülere bir şey olmasın diye bildiği bütün duaları, inandığı bütün tanrıları adamıştır. Ancak işini tanrılara ve dualara bırakmadan önce köprüyü bilimsel kurallara uygun bir şekilde yapmayı becermişti.
Karadeniz'den gelen soğuk suyun Akdeniz'deki sıcak suya karışmasıyla ortaya çıkan akıntının hızını, yönünü, alt akıntıyı, üst akıntıyı, mevsimsel rüzgarların hızını, yönünü, her bir şeyleri doğru olarak hesapladıktan sonra işe girişti bu adam. Batı dünyasında bu türden karmaşık hesaplamalara dayalı bir köprünün yapılabilmesi için yüzyılların geçmesi gerekiyordu. Bu bizim Serhas hala Sart şehrindeyken Yunan şehir devletleri ve Ege'deki Yunan adalarına elçiler göndermiş. Toprak ve su talep etmişti. Yani Pers otoritesini tanısınlardı, yıllık araçlarını ödesinlerdi. Sadece iki yere, Atina ve Sparta'ya elçiler göndermemişti. Bu iki şehir devleti 10 yıl önce babası Darius'un gönderdiği elçileri öldürmüştü. Bu Atina ve Sparta şehirleri geceyle gündüz gibi birbirlerinden farklıydılar. Ancak ortak bir düşmana karşı Sparta kara gücünü, Atina deniz gücünü kullanacak, Perslere karşı beraberce bir savunma oluşturacaklardı. Tabi bu esnada Serhas ordusunun gücünden emin bir şekilde savaş hazırlıklarını Yunan casusların göreceği şekilde açıktan sürdürüyor. Tabii ki kendisi de ajanlarını Yunan dünyasının dört bir yanına denizci veya tüccar kılığında göndermiş, neredeyse günü gününe istihbarat topluyordu. Yunan şehir devletleri arasında bu Perslerin gelmesinin eli kulağında, ne yapsak acaba, dirensek mi, teslim mi olsak, yoksa tarafsız mı kalsak şeklinde bölünmeler vardı ve Serhas bunları yakından takip ediyordu. Tarafsız kalalım veya Perslerin yanında olalım diyen Yunan grupları para dağıtarak kendi tarafında kalmalarını sağlamaya çalışıyordu. Başarılı da oluyordu. Tabii ki Perslerden parayı alanlar bunu vatana ihanet için yapmıyorlardı. Kendi şehirleri içindeki güç mücadelesini kazanarak iktidarı ele geçirmeye veya ele geçirdiyseler iktidarda kalmaya çalışıyorlardı. Ancak sonuçta yaptıkları bugünün standartlarında değerlendirilirse vatana ihanetti. Perslerden korkan Yunan şehir devletlerine niye korkuyorsunuz demeye kimsenin de hakkı yoktu. Çünkü Pers ordusunda 170 bin piyade, 8 bin süvari, 2 bin deve birliği, savaş arabaları ve tabii ki Anadolu'dan devşirilmiş Yunanlı ve Trakya'dan devşirilmiş Trak askerleri vardı. Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılasınlar diye mühimmatı, silahları, şunları bunları taşısınlar veya bir arabayla çeksinler diye 75 binde hayvan vardı. Artık kaç tanesi attı, kaç tanesi katır veya öküz bilinmiyor. Ancak muazzam bir rakam o biliniyor. Pers donanması da aynı şekilde korkutucu. Serhas burada da Yunan casuslarının tersanelere girip gemi inşa faaliyetlerinin ve denize indirilen gemilerin sayısının büyüklüğünü görmelerini istiyor. Psikolojik harp tekniği. İmparatorluğun neredeyse her tarafından gemi fışkırıyordu. Ve donanmaya Fenikelilerden 300, Mısırlılardan 200, Kıbrıs'tan 150, Kilikya'dan 130, Karya'dan 120 gemi katılmıştı. İyonyalılar yani Anadolu Yunanlıları 290 gemi göndermişti. Yunan adalarından ve Trakya'dan 137 gemi sefere dahil olmuştu. Bütün bu gemilerin sayısını topladığınızda eline geçen rakam 1327. Bu kadar gemi denizi taşır yahu. Marmara'ya sığmaz, Ege Denizi'nde seyir sefer halindeyken adalara çarpar. Ve bu sayıya nakliye gemileri dahil değildir ha. Onları da dahil ederseniz 3000 gemi deniyor. Bunlar o kadar ağacı nereden bulmuşlar da o kadar gemi yapmışlar. Tam bir ağaç katliamı yaşanmış olmalı. Şimdi böyle büyük rakamları verip of ne müthiş diye anlatıyorum da kazın ayağı tam olarak öyle değil. Öncelikle şunu hemen belirtelim. Bu 1327 savaş gemisinin 674 tanesi zaten Çanakkale Boğazı'ndaki 2 tane köprü yapımı için kullanılmıştı. Elde kala kala 653 gemi kalmıştı. Bunların bir kısmı da çeşitli sebeplerden, fırtınalardan, şundan bundan daha savaş başlamadan kullanılamaz hale gelmişti. Ve sonuçta nihai Salamis Deniz Muharebesi'nde Pers gemi sayısı Atinalıların gemi sayısından çok da fazla değildi. Çok büyük bir orduydu, çok uzak bir diyarda savaşa girilecekti ve bu sefer esnasında öngörülemeyen pek çok aksilik çıkabilirdi. Pers hükümdarı Serhas tamam ordusuna güveniyordu da Serhas'a aman efendim bu Yunan seferi çok riskli, biraz temkinli olalım diyenler de yok değildi. Bunlardan birisi de hükümdarın amcası Artabanus. En başından beri Serhas'ı Yunan seferinden alıkoymaya çalışıyor. Artabanus'a göre lojistik çok büyük bir sorundu. İstediğin kadar askerin olsun, istediğin kadar et dağları oluştur, depola, asker ileri harekata devam ettikçe bu et dağları geride kalacak, ikmal hatları zayıflayacak ve yüz binlerce asker Yunanistan dağlarında ne bulup ne yiyecekti, ne içecekti. Denizden harekat başka bir sorundu. Ege adalarının fırtınalarına karşı korunaklı liman sayısı çok azdı ve binden fazla savaş gemisi, 2000 kadar nakliye gemisi bu fırtınalarda çok büyük hasar görecekti. Kısacası Artabanus itidal, temkin ve sabır tavsiye ediyordu. Serhas'ın ise bunları dinleyecek hali yoktu. Amcasını İran'a geri gönderdi. Sen orada beni temsilen dur bakalım amca bey dedi. Pers hükümdarlarının anlamadığı bir şey vardı ki sonraki imparatorluklar da benzer sıkıntılara düşeceklerdi. O şey de şuydu. Bir kara imparatorluğunun ulaşacağı doğal sınırlar vardı ve bu sınırların ötesine geçmeye çalışmak
imparatorluklar için çok büyük problemler doğurabilirdi. Mesela Serhas'ın dedesi Cyrus, Orta Asya'daki Amuderya nehrinin doğal sınır olduğunu çok acı bir şekilde öğrenmiş, o nehri geçmeye çalışırken kelleyi kaybetmişti. Demek ki Amuderya Orta Asya'daki doğal sınırdı, ötesine geçmemeliydi. Ya da Serhas'ın babası Darius. Mesela İskit seferinden öğrendiği şey şuydu. Tuna nehri doğal sınırdı. Tuna nehrinin kuzeyine çıkmak çok tehlikeliydi. Şimdi de Serhas'ın öğrenmesi gereken bir başka doğal sınır vardı. Trakya'nın batısı Persler için doğal sınırların ötesine geçmek demekti. Ordusuna ve donanmasına güvenen Serhas için bunların önemi yoktu. Pers hükümdarının çok çabuk kavradığı konulardan birisi de Pers donanmasının bel kemiğini oluşturan Fenikelilerin, Perslerin doğal müttefiki, Yunanlıların doğal düşmanı olduğuydu. Sicilya ve Güney İtalya'daki Yunan dünyası bir Fenike kolonisi olan Kartaca ile büyük bir çekişme halindeydi. Tabii ki bu Sicilya ve Güney İtalya'daki Yunan kolonileri Kartaca ile savaş halindeydi de kendi aralarında hatta kendi içlerinde çok da kardeşçe yaşamıyorlardı. Mesela Sicilya'daki Siraküza şehri sürekli bir siyasi çalkantı halindeydi. Adadaki diğer Yunan şehir devletleri birbirleriyle boğazlaşıyordu. Güney İtalya'da da durum çok da farklı değildi. İnanılmaz bir kan davası yaşıyorlardı birbirleriyle. Mesela Güney İtalya'daki Kroton şehir devleti, yanı başındaki Yunan dünyasının en zengin şehir devletlerinden birisi olan Sibaris şehrine saldırmış, kelimenin tam anlamıyla Sibaris şehrini ortadan kaldırmışlardı. Öyle ki geriye hiçbir iz kalmasın diye civardaki Kratis nehrinin yatağını değiştirip Sibaris'e yönlendirmişler, suların şehrin izlerini ortadan kaldırmasını büyük bir zevkle seyretmişlerdi. Bu Yunanlılar da az psikopat değillerdi. Batı dünyası sürekli olarak Perslere barbar, yani yıkıcı, yok edici diyordu da Yunan'ın Yunan'a ettiğini kimse etmiyordu. Yunan dünyası içindeki bu dolaşmaların, bu kan davalarının haberleri Pers sarayına düzenli raporlar halinde casuslar vasıtasıyla geliyordu. Cyrus, Darius veya Serhas bu raporları dikkatli okurlar, hazmederlerdi. Serhas çok büyük bir ihtimalle Yunanlıların bu egoizminden, aşırı bireysel takılmalarından ve dolayısıyla bölünmüşlüklerinden faydalanmayı umuyordu. Atina şehir devleti içinde de bölünmüşlükler olduğunu biliyordu. Sparta içindeki bölünmüşlüklerden de haberi vardı. Serhas'a göre maratonda alınan yenilgi aslında bir ayak sürçmesiydi. Teknik bir aksaklıktan dolayı gelen bir yenilgiydi. Ve şimdi daha iyi bir hazırlanmayla çekicin demiri örs üzerinde dümdüz etmesi gibi Yunanistan'ı dümdüz edebileceğine inanıyordu.